değil de bu mesele köyde duyulursa ne olacak? Emrinizde çalışanlar bunu duyarsa. Kamuran Bey'in yanında çalıştırdığı kızı infial edip gebe bırakıp konaktan attırdığını köylü duyarsa. O zaman ne olacak Elif'ciğim? O çok değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz itibarınız ne olacak? Kendine gel Remziye. Hikmet, yalan mı diyor? Hem sen ne duruyorsun burada? Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Kamuran Bey'in çok kıymetli bebesini konuşuyoruz. Senin işin yok mu? Hadi git sen mutfağı temizliğe falan bak. Bana bak! Doğru olup olmadığı ne malum? Biz her şeye hazırız Elif Hanım. Testse test, tahlilse tahlil, DNA testi bile yaptırırız. Bu çocuk senin yeğenin. Şimdi sen söyle Elif Hanım. Hal böyleyken konaktan gidelim mi? Kız Remziye, konaktan sizi niye attılar dediklerinde de... Yeter! Susma Kamuran. Cevap ver bana. Susman bu iğrenç ilişkiyi kabul ettiğini anlamına mı geliyor? Evet. Ama senden önceydi. Senden çok önceydi hayatım. O zamanlar... Biz seninle tanışmıyorduk bile. Çok önce mi? Tabii hayatım, çok önce. Ya şimdi... Bugün konaktan kovulmuşlar. Beni aradılar işte yardım istemek için falan. Ben de tabii Elif bir şey yapmışsa bir bildiği vardır dedim. Anlıyor musun? O yüzden böyle... Uğraşıyor benimle. Sen bu Şerife'yi tanımazsın hayatım. Geçmişte bir hata yaptım. Şimdi onun acısını çıkarıyor benden. Ya. Bak aşkım, bir tanem. Ben şimdi senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama önceden de, çok önceden. Seninle evlendikten sonra bu konu tamamen bitti gitti. Ben şimdi birkaç güne kadar oradayım, tamam mı? Geldiğimde bunu uzun uzun konuşacağız seninle. İnan bana. Doğru mu söylediklerin Kamuran? Elbette doğru hayatım. Elbette doğru bir tanem. Hani başka türlü nasıl mümkün olabilir? Ben gelince ayrıntılı bir şekilde konuşacağız bunu. Tamam mı aşkım? Hadi görüşürüz. Öpüyorum seni, hoşça kal. Remziye Hanım, siz Şerife ile mutfağa geçin. İşte şimdi çok güzel konuştun Elif'ciğim. Çok doğru dedin. Hadi yürü kızım. Ha, bu meseleden sakın Hüsnü Efendi'ye bahsetmeyin. Vallahi olacakların önüne ben bile geçemem. Ben ona uygun ortamı hazırlar, yumuşak bir dille anlatırım. Aşağı inin dedim. Hemen. Siz kimi nereden atıyorsunuz be? Burada göreceğiniz siz. Kim o kız? Aç. Aman kimse kim boş. Özel numara. Ulan Şerife. Senin suyun iyice ısındı artık. Sen de, ailen de o konağın önünden bile geçemeyeceksiniz. Thank you.
var? Bunlar kovulmadı mı? Bilmem ki. Deme ya. İşte biz o gece o yüzden gitmiştik. Sonra Ömer düşüp bayılınca. Kağıt neymiş peki? Bilmiyorum ki, bir şey söylemiyor. Katil üstü ya. Öyle diyor, başka da bir şey demiyor. Neyse Hacer abi, ben gideyim artık. Dur bacım, dur ya. Ben traktör aşağıda. Ben seni gideceğin yere bırakırım, olur mu öyle şey bacım ya? Tamam, sağ ol. Ne demek, gel sen bakayım. O Hikmet cadısının yüzünü gördün mü? Nasıl da morardı ama gudubet karı. Ama sen daha dur. O cadı beni konaktan kovmak neymiş görecek. Biz buraya biraz hakim olalım. Ondan sonra ben ona yaptıklarını burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Remziye demesinler. Bana bak kız. Sen de olan biteni kimseye anlatma, tamam mı? Vallahi adım... Anladın mı beni? Anladım. Anladım da... Babam duyunca ne olacak anne? Vallahi gebertir beni. Ah benim akıllı kızım. Aklın şimdi mi başına geldi? Ha? Onca seni bu hatları karıştırırken düşünmedin mi hiç? Anne. Ne kız, yalan mı söylüyorum? Tamam da nasıl anlatacağız anne durumu? Nasıl halledeceğiz? İyi. Hatları sen ye, ortalığı ben temizleyeyim. Dur bakalım. Ortada bey kanından bir çocuk var. Hem de Kamuran Bey'in karından. Kamuran Efendi'nin karısı ölsün. Ben sana hemen nikah bastıracağım. Sen hiç merak etme. Durum böyle olunca da baban hiç sesini çıkarmaz. Sen bu konağa hanım olacaksın kız, hanım. Nereye? Bir odama gidip geleceğim. İyi, hadi git bakalım. Döneceğimi söylemiştim sana Nesrin Hanım, değil mi? Nasıl olur ya Hikmet anne? Nasıl olur? Amcam böyle bir şey nasıl yapar? Elif. Kızım ben sana diyemedim ama... ...ben onları görmüştüm. Hı? Nasıl? Ne demek görmüştün? Kamuran Bey ile Şerife'yi... ...Nesrin Hanım'ın odasında. Ne? Ben yokken bu konakta neler olmuş böyle Hikmet anne? Neden benim bu olanların hiçbirinden haberim yok? Ne bileyim kızım, o zaman konduramamıştım işte. Allah kahretsin ya. Amcam böyle bir şey nasıl yapar? Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bilmiyorum Hikmet anne. Hikmet anne. Esra yengem bunu sakın duymasın. Sakın. Kahraman ölür zavallı. Tamam kızım. Tamam. Ne demek istiyorsun sen? Bak yine baş başayız seninle. Hemen defol çık git bu odadan. Bu odadan da, bu konaktan da defol git. Hayır. Bugüne kadar hep ben seni dinledim. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Anladın mı beni? Sen daha ortalıklarda yokken ben onu sevdim. Onunla oldum. Ona inandım. Alacağım seni dedi bana.
Nasıl inanmayayım? Ha? Küçücüktüm ya daha. Çocuktum. Öyle bir adama nasıl inandığımı anlayabilirsin. Rüyada gibiydi. Her şey çok güzeldi. Evlenecektik. Ya bu konağa gelin olacaktım ben. Bu konağın hanımı olacaktım. Hayallerim vardı. Ama ortaya sen çıktın. Aramıza girdin. Kamuran'la evlendiniz. Sonra da beni bir köşeye attı. Sustum. Hep sustum. Neden biliyor musun? Çünkü onu çok seviyordum. Ben hep susmak zorunda kaldım. Çünkü o bir beydi. O ne isterse o olurdu. Benim kalbimin, benim düşüncelerimin bir önemi yoktu. Ya benim sevmeye bile hakkım yoktu ya. Çünkü o yukarıdakilerdendi, ben aşağıdakilerdendim. Bizim mutlu olmaya hakkımız yoktu. Mutlu olmak bize çoktu. Ben kocamla konuştum. Geçmişte yaşanmış bir şey için onu suçlayamam. Olmuş bitmiş işte. Senin hiç bir ilgisi olmadığını söyledi bana. Şimdi sen de bu saçma sapan yalanlar beni kandırmaya kalkma. Yatağımdan. Biliyor musun? Biz burada da beraber olduk. Senin yatağında. Bu odanın her yerinde. Bu konağın her odasında. Her köşesinde. Aklına gelebilecek her yerde. Geçmişte kalmış her şey. Ah, zavallı Nesri. Sana öyle mi dedi? Ha? Geçmişte mi kaldı her şey dedi? Hatırladın mı? Sana çocuk doğurmayı hiç düşünmedin mi diye sormuştum. Sen de şey demiştin. Ben öldükten sonra Kamuran'ın hayatına biri girecek. Ondan çocuğu olacak demiştin, hatırladın mı? Cevap ver bana, hatırladın mı? Kamuran'ın çocuğu benim karnımda. Yalan söylüyorsun. Saçma sapan yalanlarla beni kandıramazsın. Defol git. Öyle mi? Bak. Kamuran'ın çocuğu bu. Kamuran da benim çocuğumuz. Bizim çocuğumuz bu bak. Bana hep ne derdi biliyor musun? Nesrin yakında ölecek. Ben de seni alacağım. Şimdi artık çocuğumuz da var. Ama bence iyi tarafından bak. Şanslısın. Daha ölmeden
Kamburun'un çocuğu kimden olacak gördün. Bu sana huzur veriyor olmalı. Can alıcı gelmiş canım almaya, benim can vermeye de dermanım mı var efendim? Git konuş işte. Fatma nasılmış onu öğren. Ömer nasılmış? Ameliyat nasıl geçmiş? Onları sor. Bir de burada beklediğimi söyle. En kısa zamanda da ondan haber beklediğimi de söyle. Ben bayağı oturup anlatacağım, her şey anlaşıldı. Ah be Karabayram. Kimlerdi ki ateşlerin içinden tutup çıkardığın kız? Böyle ateşler içinde cayır cayır kavuracak seni diye. Neyse ben gideyim, hemen geleyim. Hadi Allah razı olsun. Hadi. Hadi bakalım. Bekle, gelecek baba şimdi. İyileşecek yavrum. Doktor bey duydu mu? Merak etme sen. Kaya. Buyur beyim. Benimle gel. Kız niye öyle daldı? Yok bir şey ya şöyle. Bir şeyin yoksa niye öyle süklüm püklüm duruyorsun, süngün düşmüş gibi? Ha? Bana bak, biri bir şey mi dedi yoksa? Ay yok, kimse bir şey demedi ya. Bana bak kızım, öyle her şeye darlanıp üzülmeyeceksin. Kendine dikkat edeceksin. Sen iki canlısın. Al bakalım, ye şundan. Elif. Ya bu çocuk Kamuran Bey'den değilse? Onları gördün, sen söyledin ya. Doğru söyledim. Söyledim ama ben bu kızın her şeyi beklerim. Ona asla güvenmiyorum. Ne yapacağız peki Hikmet anne? Amcamı da arayıp soramam ki. Şerife'den çocuk mu peydahladın diye. En çok Nesrin yengemi üzülüyorum. Bunları bir duysa zavallı. Mehmet Bey geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin doktor bey oğlum. Demet, sofraya bir servis daha getirir misin? Lütfen zahmet etmeyin. Aç değilim. Gidebilirsin kızım. Ben de Nesrin Hanım'a bir bakayım dedim. Elif. Efendim? Bir şey mi oldu? Yok. Ne diyorsun beyim? Hiç olacak iş mi bu dediğin ya? Ne demek olacak iş mi ya?
Bir şeyin olup olmayacağını ben sana mı soracağım? Yok o zaman. Yani şey diyeceğim. Demiyorsun. Şimdi tıpış tıpış gidiyorsun. Sana söylediğim şeyler yapıyorsun. Bitti gitti. Hadi. Hay beyim ay. Peki beyim. Doktor Oğuzhan Aşar. Ortopediye lütfen. Fatma. Çıkaramadın değil mi? En son gördüğünde askerdim. Tanımam ama normal. Bayramın yanındaydım. Hani yangında. Ha, bildim. Bayram hep anlatıyor seni. Zonguldaklısın sen. Oyum ya. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeş. Nasıl oldu Ömer? Bayram anlattı her şeyi. O da aşağıda. Aşağıda mı? Seni Ömer'i çok merak etti. Dedi ki bir fırsat bulursa hemen aşağıya gelsin dedi. Fatma. Kim bu? Bizim mahalleden komşun oğlu. Merhaba abicim. Ne istiyorsun? Hiç. Ne isteyeceğim? Fatma'yı gördüm. Ömer'in durumunu söyledi. Nasıl olduğunu sorayım dedim. Senin ne işin var bu hastanede? Hastan falan var. Kızım. Kızım hasta. Neyse. En iyisi ben gideyim bacım. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun kardeşim. Baksana. Sana da yani kızına da geçmiş olsun. Fatma doğruyu söyle. Kim bu kılıksız? Dedim ya komşunun oğlu diye. Beni görünce Ömer sordu. Geçmiş olsun dedi. Baban ne yaptı acaba? Kaç saattir ses soluğu da çıkmadı. Çevir şunun numarasını da bir konuşayım ben. Alo. Ha Hüsnü. Ne yaptınız? Ne oldu? Ömer nasıl? Vaziyet ne durumda? Ömer iyi. Ömer'in bir şeyi yok da. Şişt. Ne? Aman Hüsnü. Hüsnü hemen durdur onu. Hemen durdur tamam mı? Lan ne diyorsun sen? Nasıl durdurayım lan? Kamuran Bey bilmiyor mu? Sanki benim çok hoşuma gidiyor. Vallahi bir şey yapmazsan var ya mahvoluruz biz, mahvoluruz Hüsnü. Ya, lan ayrıca sen niye telaşlanıyorsun ki? Ya sen istediğin şey değil mi? O istediğin oluyor işte. İstemiyorum artık, şu an istemiyorum. Ya niyesin nasılını sorma. Aa, ben sana gelince anlatırım. Hadi, hemen mani ol ona. Hadi kapat, kapat. Kız ne olmuş anne? Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Ne olmuş? Yok, yok kızım bir şey. Ne olacak işte? Babanın işleri. Elif. Sende bir şey var bu akşam. Yok Mehmet. Bundan nereden çıkardın? Çünkü... hayatın hala güzel olduğunu anlamamı sağlayan ışıltın yok bu gece. Mehmet ben... çok durgunsun. O güzel gözlerinde bir sıkıntı var ama...
Yapabileceğim bir şey varsa. Yok, gerçekten yok. Teşekkür ederim. Emin misin? Evet, eminim. Hastaneye götürmemiz lazım. İntihara kalkışmış. Sen çabuk arabayı hazırlat Elif. Elif çabuk! Abi, ne oluyor be? Nesrin yengem intihar etmiş, canına kıymış. Ne? Aman Allah'ım. Canına mı kıymış? Doğru gelmedi baba. Ama gelecek birazdan, tamam? Hadi bakalım. Ne oldu, konuşabildin mi? Konuştum kardeş, konuştum. Ha, geliyor mu? Bilmiyorum ama zor. Nasıl zor? Bana bak, kötü bir şey mi oldu yoksa Ömer'e bir şey olmuş? Yok, Ömer iyi çok şükür. De yanında bir adam vardı, böyle esmer, uzun boylu. Fiyakalı falan, böyle artist havalı bir şey. Kamuran. Kim o cins? Ya bizim oraların sahiplerinden Kamuran Hünkaroğlu. Geç oldu, tek başına çıkma. Ben de geleyim. Yok, bir şey olmaz, gerek yok. Ben gider gelirim hemen. Olur mu öyle şey canım? Artık karım olduğuna göre hiçbir şeyi tek başına yapmak zorunda kalmayacaksın. Buyur. Of tabii. Of! Of! Yok tertip, bu böyle olmayacak. Ben çıkıp bir bakayım. Dur kardeşim, anlattıkların doğruysa eğer. Kızı zora sokacaksın. Bir fırsatını bulur gelir inşallah. Ya kızın yüzü kötüydü demedin mi? Kardeşi ameliyat oldu kardeşim, kolay mı? Yok kardeş, ben burada böyle bekleyemeyeceğim. Zaten geldiğimden beri içim rahat değil. Ha sen şu çocuk dur. Daha çok zora sokacaksın işte, dur. Ah be Karabayram, ah be. İstersen havayı içeride alalım. Hı? Ne dersin? Öyle duruyorsun. Hadi bakalım. Sabah da konuştuğumuz gibi Fatma. Ben verdiğim bütün sözlerde durdum. Şimdi sıra sende. Olmayacak. Olmayacak bu. İstesen de, istemesen de bu iş olacak Fatma. Benim olacaksın. Bırak beni, bırak beni! Zannediyorsun ya. Sen benimsin. Benim olacaksın. Bırak beni. Bırak! Bırak önünümde senin olmam. Anlaşmamız yalandı yani, öyle mi?
Hı? Ben salak değilim. Madem ki bir anlaşma yaptık, madem ki ben sözümle durdum, sen de duracaksın kızım. Bırak beni, bırak, bırak. Sen de duracaksın. Bırak, bırak. Sen de duracaksın. Yapma, yapma, yapma ne olur yapma. Allah'ın aşkına yapma. Böyle bir şey yaptı şimdi. Şerife, yoksa sen mi bir şey yaptın? Yok anne, ben ne yapacağım Allah aşkına ya? E niye canına kıydı bu kadın o zaman? Ay ne bileyim ben. Herhalde bu hayata daha fazla katlanamadı. Ondan diyorsun yani. E ondan tabii, başka neden olacak? Ana! Kız yoksa bu kadın senin Kamuran Bey'den bebek beklediğini duydu da ondan mı canına kıydı? Vallahi ondan canına kıydı. Öğrendi, canına kıydı bu kadın. Ölmüş müdür acaba? Şerife, eğer öldüyse var ya sende. Ana Fatma. Fatma mı? Ne alaka şimdi Fatma? Yok be kızım ama işte kafam karıştı da. Şerife! Nabzı giderek yavaşlıyor. Biliyorum, biliyorum. Böyle bir şey nasıl yaparsın ha? Nasıl yaparsın? O küçücük aklınla ondan kurtulacağını mı zannettin ha? Bu duyulmayacak mıydı Şerife ha? Duyulmayacak mı sanıyorsun? Aman be, duyarlarsa duysunlar. Ne yani kızım kocasının ne nane yediğini kadına söylemeyecek miydi? Bana bak Hikmet, sen de ayağını denk al, lafını bil de konuş. Kamuran Bey karısı ölünce tabii ki evladının anasıyla evlenecek. Sonra ne olacak? Ne olacak? Senin suyun ısınacak. Bana bak Remziye. Bana bak. Bu çocuğa güvenip arkanızı sağlama aldığınızı zannetmeyin. Hem daha bu çocuk Kamuran'dan mı değil mi? O bile meçhul. Aa! Hem öyle bile olsa artık bu konakta size huzur yok.
Anladınız mı? Yok! Kız! Hani bir şey yapmamıştın? Duramadın değil mi gene? Ya ne yapayım anne? Kadın zaten geberiyordu. Ölmeden önce Kamuran'dan çocuk doğuracağım bilsin istedim. Ne var bunda? Kız sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Tam her şeyi yoluna koyduk dedik. Yine bu cadıyı başımıza musallat ettin. Doktor Ilgın Duran, radyoloji. Ya bir şey soracağım. Ya bir kızcağız arıyorum. Şimdi kardeşi ameliyat oldu yoğun bakımda. Böyle çocuk kısa saçlı bir şey. Onun ablası işte. Fatma adı. Böyle bu boylarda bir şey. Sen gördün mü onu? Görmedim. Bilmiyorum. İyi sağ olasın. Allah Allah. Nereye gider bu kız ya? Yoksa benim için aşağı mı indi ha? Bir bakayım. Yok kesin aşağı indi. Ha Remziye. Ha Hüsnü, ne oldu? Ne yaptın, ne oldu o iş? Ne olsun? Bir şey edemedim. Fatma'yla Kamuran odadalar. Ne? Ya ben sana ne dedim? O işe mani olacaksın demedim mi? Ha demedim mi? Lan dedin demesine de nasıl söz geçireyim ben bu Allah'ın delisine ya? Benim çok mu hoşuma gidiyor yani kendi elimle? Tüm estağfurullah ya. Nesrin Hanım var ya. İntihar etmiş. Ne? İntihar mı etmiş? Sen nereden duydun? Konakta mısın? Sen bizim nerede olduğumuzu bırak da git bunu Kamuran Bey'e söyle. Karın ölüyor de. Dur dur bir şey yap işte mani ol. Tamam tamam. Şimdi göreceğim senin afranı tafranı Kamuran Bey. Daha ne kadar direneceksin ha? Yapma. Yapma. Sende hiç insaf yok mu? Ne insafı Fatma? Sen benim karımsın. Bak. Bak bağırırım rezalet çıkartırım ha. Beyim. Kim o? Benim beyim. Ne var Kahya ne var? Rahatsız etmeyeceksin demedim mi ben? Hayır beyim acil bir durum var da. Ne acili lan? Ne acili? He? Acil olan ne? Nesin hanım beyim? Ne olmuş Nesrin Hanım'a? Kendini imtihar etmiş. Ölmüş mü? Bilmiyorum ölmüş mü ölmemiş mi? Şimdi Remzi'ye telefon etti de. İmtihar etmiş ha. Güzel, güzel. Güzel. Ne oldu? Gördün mü? Yukarıda yok. Buna gelmedi mi? Yok gelmedi. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Bak Fatma. Sen de duydun değil mi? Çok güzel bir haber geldi. Bugün gerçekten şanslı günümüz. Ömer sağlığına kavuştu. Nesrin aramızdan tamamen çekilmeye kalkmış. Ya Fatma. Sen mutlu olmalısın. Bırak beni. Amca! Amca yardım et! Saçmalama ne yapıyorsun? Ya bırak beni. Ne olur ne olur. Fatma. Beyim! Beyim! Aç kapıyı! Durumu bilmiyorum baba. İçeride ver. Hemen gel oğlum mu? Amcam mı? Bilmiyorum, ulaşamadım. Tamam. Thank you.
Hayır. Hayır. Elim ardıma düşüp de yorulmam. Var git ölüm bir zamanda yine gel anam. Sana bir kötülük yapmak istemiyorum Fatma. Artık benim karım oldun. Benim karımsın Fatma. He? Anlamıyor musun? Seni çok istiyorum Fatma. Ne olur bırak. Ne olur bırak. Fatma. Ne olur bırak. Necip Bey'im. He, Ankara'dayız. Kamran Bey. Vereyim. Hemen vereyim Kamran Bey. Benimle oyun oynama Fatma. Benimle oyun oynama. Sen benim karımsın. Sen benim karımsın ve ne dersem onu yapacaksın. Kamran Bey aç. Ne var? Aç kapıyı. Çabuk aç. Çok mühim valla. Ne var ha? Ne var? Necip Bey telefona istiyor seni. Alo. Ne? Nesin oldu? Ölmüş mü? Abi şimdi... Ben... Tamam abi. Hemen geliyorum. Çok üzüldüm ya vallahi başın sağ olsun ya. Tamam uzatma fazla. Dalımsın benim, dalımsın.